Herkese merhaba sevgili dostlar. Yeni bölümümüze hepiniz hoş geldiniz. Bugün hepinizin çok merak ettiği ve çok sevdiği bir konuyu konuşacağız. Şaşırtıcı. Dolar. Çok şaşırtıcı. Dolar konuşacağız. Mustafa, dolar 1-2 haftadır 6.80-6.85 bandında gidiyor. Banda sıkıştı. Ne daha bir aşağı gitme eğiliminde ne de böyle yukarı bir çıkabiliyor. Nasıl yorumluyorsun? Nereye gidecek? Bir yerde patlayacak ama. Nereye patlayacak? Aşağı mı patlayacak, yukarı mı patlayacak? Aslında herkes de onu düşünüyor. İlerleyen dakikalarda bir de aynı yorumu altın için isteyeceğim. Zaten ikisi senden öğrendiğim kadarıyla birbirine bağlı. Bağlı. Ons olayı. Paralel gitmeseler de bağlılar. Orada da bir merak durumu söz konusu, daha ne kadar gidecek altın diye. Oraya da küçük bir yorum yaparım. Dolar şu anda çok enteresan yerde. 6.85'e çakıldı gibi. Demir attı, orada duruyoruz. 300 Spartalı savunması gibi 6.85'in üstüne gidemiyor. Aşağıya da gidemiyor. İki tane farklı görüş var. Daha önce videolarımda hiç teknik analizden bahsetmedim ben. Ben bir teknik analizci değilim. Ekonomiyle ilgilenenler bilir ki iki tane analiz stili var. Bir tanesi teknik, bir tanesi temel. Teknik analiz, işte o grafiklere bir şeyler çizerler. Bayrak, flama formasyonu, baş omuz baş formasyonu vesaire formasyonlar görürler ve ona göre bir şey söylerler. Bir ihtimal söylerler, şuraya gidebilir, şurada destek olur, burada direnç olur falan gibi sonuçlar çıkartan matematik bir analiz yöntemidir teknik analiz. Ben teknik analizci değilim. Pek fazla da bakmam. Ama bakarım, ondan da faydalanırım. En azından trade edeceksem muhakkak faydalanırım. O güzel bir anahtar. Trade eden insanlar için. Ama genel yorum yapılacaksa bu bir temel analiz biçimidir. Ülkelerin kendi arasındaki gerilimlerinden etkilenir, piyasa durumundan etkilenir, işte koronavirüsten etkilenir. Teknik analiz koronavirüs var mı yok mu diye bakmaz. Teknik analiz o oluşan fiyat grafiklerine bakar. Şimdi teknik ve temele göre iki farklı senaryosu var aslında şu anda doların 6.85'teki pozisyonuyla. Teknikçiler ki bunu dile getirmiyorlar. Ben biliyorum ki teknik analiz açısından bakıldığı zaman duruma dolar aşağı gitmeli. Ama teknik analizcilerden hiçbir şekilde şeyi duyamıyoruz. Dolar 6.50, dolar 6 lira hareketi yapacak, o tarafa doğru hareketlenecek gibi bir yorum göremiyoruz. Çünkü özellikle son yıllarda ve özellikle pandemi sürecinde oluşan rakamlar teknik analizden tamamen bağımsız. Teknik analizciler tamamen ters köşede kalıyor. İş biraz daha yeni günün sürprizleriyle. Birilerinin sürüklemek istediği yere göre çıkardığı haberlerle, pandeminin ikinci dalgası çıkıyor gibi bir haberle bir anda piyasalar aşağı, sonra 10 gün yukarı, sonra bir daha pandemide ikinci dalga çıkıyor, bir daha aşağı falan, böyle garip bir teknik analizden tamamen uzak bir durumdayız aslında. Fiyatlandırmaya baktığın zaman. Teknik analiz, çok fazla bilgim yok ama açık yüreklikle şunu söyleyebilirim. Benim baktığım açıdan, çok küçük bilgimle baktığım yerden, teknik analiz bize doların aşağı gitmesi gerektiğini söyler. Yukarıdaki 7.20 direncini kıramamıştır. Oradan aşağı salınmıştır. Şimdi 6.80'lere çakıldı. Ve 6.80'lerde de 6.85'i kıramadığı için uzun müddettir. Normalde fiyatın aşağıya tepmesi gerekir. Peki söyleyebiliyor muyuz böyle bir şey, bunu aşağıya kıracak diye? Söyleyemiyoruz. Çünkü bir de işin temel tarafından, temel analiz tarafından baktığın zaman İşte TL'de değer kaybı olacağını öngörüyorsun her türlü. Basılan para miktarından. Bir yandan bakıyorsun Amerika'da aynı şekilde para basıyor. Dolar basıyor. Doların da değer kaybetmesi gerekiyor bu açıdan baktığın zaman. Ama değer kaybetmiyor. Bir miktar kaybetti, kayıplarını geri aldı. Benim fikrimi soracak olursam teknik analize göre çalışmayacak yine dolar. 6.85'lerde aşağıya kırılma beklemiyorum. Yine yukarıya doğru bir kırılma bekliyorum. Yine bir 7.20 denemesi bekliyorum. Yakın olmamakla birlikte orta vadede sayılmayacak bir yakınlıkta. Kaç vakte kadar? 3 vakte kadar bilmiyorum ama yeni bir 7.20 denemesi olacağını düşünüyorum ben. Ve orada kritik bir şey var. Üçüncü kez 7.20'ye gidip aşamazsa o zaman aşağıya bir salınım beklerim. 6.50'lere doğru mu? 6.50'lere doğru. Belki 6 liralara doğru. Ama üçüncü kez gidip
güçlü bir şekilde kıramaması, darbe yemesi gerekiyor. Yine benim içgüdüm yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte üçüncü kez 7.20'lere gittiğimizde bu sefer oranın kırılacağı yönünde. Eğer 7.20 kırılırsa da 8'e doğru bir liman hareketi mi? İtalya'ya doğru bir hareket mi? O bahsettiğimiz İtalya hareketi var ya, o bahsettiğimiz İtalya hareketi başlar diye düşünüyorum. Baskılanabilecek durumu aşıyor mu o zaman 7.20'yi kırdığı noktada? 7.20'den sonra büyük bir iştah gelir piyasaya. Direnci kırdı diye bu sefer direncin üstünden yeni alımlar gelir. Ama 7.20'yi kıramazsa bir sonraki denemesinde o zaman derler ki ha burası çok güçlü bir direnç, buradan aşağı verilir. O zaman işte insanlar elinden çıkarmaya başlar. Zaten 7.20'de insanlar zararlarını kapatıp özellikle kar miktarlarını realize ettiklerinde otomatik böyle bir satış hareketi başlar. Eğer kıramazsa o satış hareketi büyür ve bu kez dolarda rüzgar tersine döner. Ama bak ne diyorum, şu anda 6.85'teyken bile teknik analiz bize doları aşağıya götürecekler imajı veriyor. Ama temel analiz buna kesinlikle katılmıyor. Şimdi temelcilerle teknikçilerin bir kapışması yaşanacak burada. Bu tabii teorik bir şey sadece. Hani lafta yani. Böyle bir şey. Muhtemelen böyle bir kim haklı konuşmasında temelciler yine haklı çıkacak. Muhtemelen dolar bir miktar daha burada tutulamayacak diye düşünüyorum. Kırılımı yukarıya doğru yapacak diye düşünüyorum. Daha önce hatırlar mısın? Herkes çok büyük dolar atağı gelecek dediği zaman ben bir video çekip hayır dolar atağı gelmeyecek. Dikkat edin en fazla 7.20'ye gider. Kıramayacaktır muhtemelen. Eski seviyesine geri dönecektir. Ve dönecektir gibi bir şey söylemiştim. Evet. Kaldı ki 7.20'yi kıramadı. 7.25'leri burada insanlar şey diyor. Sen 7.20'yi kıramaz dedin. 7.25 gördü. 7.25 gördü demek 7.20'yi kırdı demek değil. Oralara gidecek. O direnci kıracak. Ve onun üzerinde birkaç kapanış yapacak ki bu kırdı sayılsın. Tabii. Yani anlık olarak ya da birkaç saatlik fiyat gapleri kırma anlamına gelmiyor. Ha 7.20'yi kırdı dediler, 7.21 oldu, 7.20'yi kırdı, öyle bir şey yok. 7.20'yi kıracak, aslanlar gibi onun üstünde birkaç kapanış yapacak ki hah kırdı diyesin. Evet. Kaldı ki birkaç saatlik fiyat hareketlerinin sonrasında geriye döndü ve şimdi geldiğimiz noktadayız. Halterde bile ağırlığı yukarı kaldırır kaldırmaz puan verilmez. Puan verilmiyor, birkaç saniye böyle bakalım tam diyor. Şekilde tutması gerekiyor. Gerçekten bu gücün altındaki güç var mı sende? O öyle değil. Yani tam olarak bütün şartları yerine getirerek tabii. Burada kalabildin tabii, mi? Kalabiliyor musun? Dirsekler şimdi? Kırılmadan evet. Dik bir şekilde aynen. Durabiliyor musun? Yoksa böyle mi kaldırdın? Hani bu deniyor musun? Kaldırmayı mı deniyorsun? Aynen öyle. Çok güzel bir örnekle teşekkür ediyorum betimlediğin durumu. Mesleki deformasyon. Benim az önce verdiğim bilgi aslında çok işe yarar bir bilgi. Bence. Kendi tahminimi söyledim. Yatırım tavsiyesi değil. Tekrar tekrar söylüyorum. Kimse bana böyle dedin, böyle oldu demesin. YouTuber'a bakılıp dolar alınmaz arkadaşlar. Bakın onu da söyleyeyim. Sadece fikrimi söylüyorum. Başkalarını da beni de dinleyin. Başkalarını da dinleyin. Kendinize bir şey oluşturun. Yeni bir fikir alanı oluşturun. Ona göre kendi kararınızı vereceksiniz. Benim fikrim bu yönde. Tekrar ediyorum. 6.85'in temel analize dayanarak yukarıya doğru gideceğini, yukarıya doğru kırılacağını düşünüyorum. Yeni bir 7.20 denemesi olacağını düşünüyorum. Çok kısa vadede olmamakla birlikte orta vade sayılmayacak bir zamanda. 7.20'deki hareketin, dolar hareketinin de artık kırarsa, kırmazsa ki dolar hareketinin de ondan sonraki günlere aydınlık ya da pencere olacağını düşünüyorum. Ben özellikle dikkat edilmesi gereken noktaları söylemiş olayım. Teknik analizciler de kırılmasın bana. Teknik analiz bir bilimdir. Kesinlikle bunu kabul ediyorum. Ama teknik analizcilerin de şöyle bir eksiği bence. Genellikle temel analize hiç bakmazlar. Bu pek şey değil. Ben de mesela temel analize inanan biriyim. Ama teknik analizi de kullanırım. Özellikle trade ediyorsam. Teknik analizciler de biraz buna baksın. Bu pandemi döneminde teknik analize göre işlem yapan herkes terste kaldı. Çünkü çalışmadı baba o. O her zaman çalışan, yakın zamana kadar diyeyim. O yakın zamana kadar çalışan teknik noktalar çalışmadı. Şimdi artık yeni bir düzenin içerisindeyiz çünkü.
tekniği değil de temeli iyi okuyup ona göre hareket etmek, ona göre pozisyon almak lazım. Teknik temele inanmıyor mu teknikçiler? Teknikçiler evet, gönülden bağlı teknikçiler temele dikkat etmezler. Onlar der ki bu fiyatlar kesinlikle bu bantlar içerisinde çalışır. Ama mantalitesi üzerinde. Zaten ona inanmazsa teknik analizin geri kalanına da inanma. Bu üzerine büyük bir video çekebileceğimiz bir konu aslında. Teknik analizciler niye tekniğe çok inanır? Teknik analizciler şunu der. Bu matematiksel sistemde hareket edecek bu fiyatlar. Bu fiyatların bu şekilde hareket etmesi için temel analizde söylenen ne varsa aslında bu fiyatların hareketi için oluşturulmuş bahanelerdir diye düşünüyor. Aa, bir dakika. Senin şimdi ama her zaman bana söylediğin bir şey var. Evet. Ekonomi bozuldu. Niye bozuldu? İşte korona çıktı, bozuldu. Hayır, borsalar düştü. İşte pandemi oldu. Hayır, borsa zaten düşecekti ve buna bir sebep olacaktı. Evet. Ama aynı zamanda söylediğin çok önemli bir husus daha var. Ekonomiyi insan davranışları belirler. Psikoloji belirler. Aynen öyle. Algılar yönetir belirler diyorsun. O zaman bence bu iki bilimin kesinlikle birlikte çalışması lazım. Ben öyle olması gerektiğini düşünüyorum. Dış etmenleri göz ardı edemezsin yani sadece sayılara, rakamlara bakarak. Evet, kesinlikle öyle. Yani çünkü bu işi insanlar sadece yapıyor. Sadece temel analizle ben iş yaparım, sadece teknik analizle ben iş yaparım dersen eksik kalırsın. Başarıya ulaşma ihtimalin var ama evet, tesadüf olabilir, şans olabilir ya da eksik bilgiyle olabilir. O zaman bu konuyu şu anda kapatalım, konumuza geri dönelim dolara ama aklımızda da olsun, bir parantez video içine koyalım bunu. Evet, güzel bir konuymuş. Bu zaten bir şey, sorunsal. Evet. Ekonomide bir sorunsal bu, teknik mi temel mi sorunsal. Evet. Üzerine konuşuruz tamam, istersen. İsterim. Teknikle ilgili bir tane daha bir şey söyleyeyim. Teknik analize bakıyor olsak şu anda sadece dünya borsaları için teknik analizciler vardır aramızda. Onlar yazsınlar. Dünya borsaları aşırı alım bölgesinde ve herkes teknik analizde uzun zamandır bir düzeltme, bir düşüş bekliyor. Ve beklemeyen teknik analizci varsa yazsın, nedenlerini de yazsın bence. Ama borsalar düşmüyor. Neden? Çünkü hayat teknik analizden ibaret değil. Evet. Orada başka değişkenler devrede şu anda. Borsalara giren ya da sokulmaya çalışılan bir para var. Yoğun miktarda para arzı var. O para arzı bir şekilde borsalara giriyor. Teknik analiz yoğun miktarda para arzı olduğunu bilmez. O para arzının hangi yatırım aracına gireceğini bilmez. Düşük faiz ortamında yoğun miktarda para arzıyla doğal olarak para borsalara gidiyor. Teknik analizin bununla ilgili bir bilgisi yoktur ve bununla ilgili bir yorumu yoktur. Ama teknik analiz bakar der ki yoğun miktarda alım var, aşırı alım bölgesinde. Birileri karını realize edecek, o yüzden düşüş bekliyorum der. Hı hı. Düşüş gelmiyor. Kalıyoruz terste. Borsalar uçtu gitti işte. Pandemi yokmuş gibi eski fiyatlara geldik neredeyse. Evet. Bizim borsamız da öyle. Ne oldu? Ne değişti? Üretim mi oldu? Bir şey mi oldu? Hiçbir şey değişmedi. Sadece para girdi. İnsan davranışları o yöne evrildi. Hikaye aslında bu. Bıçak kemiğe dayandı. Harekete zorlandı. Para basıldı. Krediler dağıtıldı. Doğru. Para bolluğu. O para bolluğundan da para oraya gitti. Evet. Belki de insanlara gidin oraya dendi. Çünkü birileri orada yakın zamanda belki de bir vole vuracak. Evet. Bizim borsamızda mesela çok açık açık anlatamıyorum ama bizim borsamızda da suni bir şişirme var. Oradan birileri parayı cebine koyacak. Birilerinin parası yer değiştirecek. Yani şu anda yoğun miktarda bireysel yatırımcı borsaya para sokuyor. Düşmesi gerekirken borsa düşmüyor. Sürekli herkes para mı kazanacak sanıyorsun borsada? Birilerinin para kazanması için birilerinin kaybetmesi gerekiyor. Yarın öbür gün birileri o karları realize edecekler. Evet. Çıkış yapacaklar. Çıkış yapacaklar ve o çıkış kimin parasını alıp götürecekler biliyor musun? Şimdi soktukları o adamları. Evet. O bireysel yatırımcıları. Az önce bir cümle kurdum ya, birilerinin paraları yer değiştirecek. Yer değiştirecek. Aynen öyle. Orada biraz temkinli davranmak lazım. Evet. Dolar böyle. Videonun başında altını da soracağım demiştim. Biraz altından da bahseder misin? Altınla ilgili aylardır söylediğim her şey aynen geçerli. Ben altın almak lazım, altın alacağım dediğim günden bu yana neredeyse %80 bir prim var.
Çünkü bu çok korkunç bir prim yani. Bu kısa zamanda. Peki fikrim değişti mi bu kadar prime rağmen? Hayır, değişmedi. Daha önce anlattığım gerekçelerim aynen geçerli. Konjüktürel hikayeler de onun çevresinde dönmeye devam ediyor. Tren kaçtı mı yani derler ya, bu çıkış yaptı. Şimdi tren yükseldi. Kaçtı mı dersen buradan altın alsınlar mı insanlar gibi bir işte şey olur. Biraz. Ben oraya girmeyeyim, şöyle söyleyeyim. Ben prim potansiyelinin olduğunu, hala devam ettiğini düşünüyorum. Bir 2000 dolarlar zikretmiştim daha önce. Yine o 2000 dolarlar seviyesine bir deneme yapacağımız. Şu anda neredeyiz? 1762 dolardayız. Hala bir prim potansiyelinin olduğunu düşünüyorum. Bunun yanında dolarda da yükseliş beklediğim için çok öyle büyük bir atak olmasa da ben dolarda yine bir miktar yükseliş bekliyorum. O da altın fiyatına yansıyacaktır. Türkiye'deki yatırımcının altın alımıyla kazanç potansiyelinin olduğunu düşünüyorum ama yatırım tavsiyesi değildir. Benim elime değerlendirmem gereken boş bir para geçse altın alırım. Şu anda. Dolar tercih etmem yani. Altın tercih ederim. Bu arada sadece altın değil. Daha önce pek dillendirmedim bu konuyu. Ama bir video hazırlayacağız inşallah bunun üzerine. Gümüş önerebilirim. Çok daha büyük bir prim potansiyelinin olduğunu düşünüyorum altına göre. İlginç. Evet, gümüş. Daha önce birkaç kere söylemiştim canlı yayınlarda. Çok fazla gümüş ilgi çeken bir durum değil. Çok yaygın bir yatırım aracı değil. Bilenler biliyor ve sürekli soruyorlar. Abi gümüş yorumu, abi gümüş yorumu diye. Bu da fiziki gümüş mü? Gümüşü eline almak ve evine getirmek mi? O da olabilir ama pek mantıklı değil. Yani altın gibi büyük değer içermediği için. Hani onu stoklaması sıkıntı. Çok zor. O yüzden o yatırımsal tarafını söylüyorum daha çok. Alın eve gümüş biriktirin. Sen genelde fizikicisindir ya, o yüzden sonra. Yok, yatırımsal olarak söylüyorum. Gümüş altından çok daha büyük bir kazanç potansiyeli sinyali veriyor uzun zamandır. Peki az önce dedin ya, elimde boş kullanmadığım bir para olsa bunu altına yatırırım. Dolara yatırmam, dolara güvenmiyorum dedin. Kafama şu soru takılıyor. Altın yükseldi. Altın aldın ve altın değerlendi. Bununla beraber dolar da değerlenmiş olmuyor mu, birbirine bağlantılı? Doların düşme riski olduğu için sen diyorsun ki dolara güvenmiyorum. Altın düşmüyor mu? Doların düşme riski olduğu için güvenmiyorum demiyorum. Dolardaki, tek başına dolardaki kazanç potansiyelinin altın kadar olduğunu düşünmüyorum. Altın aldığım zaman hem dolardaki yükseliş altını otomatik olarak yükseltiyor, hem ons fiyatındaki yükseliş. Anladım. Yani orada iki kere kazanma ihtimalin var altında. Tamam. Yoksa düştü mü ikisi de düşüyor, doğru değil mi? Yok. Onlar birbirine zıttır aslında. Dolar yükselirse ons düşer, ons yükselirse dolar düşer. Bunlar birbirinden korelasyon olarak bağımsızdır. Ons olarak değil ama mesela. Gram olarak, gram bazında düşünürsek, dolar düştüğü zaman gram altının... Aynı oranda gram altında düşer normalde. Eğer ons fiyatı sabit kalmışsa. Doların düşeceğini düşünmüyorum. Doların altın kadar büyük bir kazanç vaat ettiğini düşünmüyorum. O yüzden altının daha fazla... Anladım. Ons olarak kazanç vaat ettiğini düşünüyorum. Bir de altın aldığım zaman zaten dolar alma keyfine, konforuna ulaşmış oluyorum diyorum. O yüzden altın. Oysa altın sevdiğimden değil yani. Bir de altın altındır yani. Bir kağıt parçasını değerlendiremezsin bir olağanüstü halde. Yanar, akar, kokar. Üzerine su dökülür. Falan. Ama altın her zaman altındır. Altındır. O yüzden mesela bizim yaşı biraz... Kemal'e ermiş insanımız klasik yatırım tarzı olarak altın alır. Çeyrek altın alıp biriktirir. Mesela bence üniversitelerde okutulması gereken bir yatırım biçimidir bu. Her ay arttırdığım parayla bir çeyrek altın alan insanlar var. Hiçbir yatırımcı, dünya üzerindeki hiçbir trader, hiçbir fon yöneticisi bu kadar yüksek kar elde edemez sürekli olarak. Ama o yaşlı amcalar, o yaşlı teyzeler var ya, onlardan çok daha büyük para kazanıyorlar. İstersen sabırlı oturup hesap edelim. Evet. Son 20 senede, 30 senede kenara koymuş birer çeyrek, kenara birer çeyrek koymuş adamların karını hesap edelim. Bakalım hangi fonda böyle bir kazanç var? Kaplumbağa gibi değil mi? Yavaş yavaş. Küçük, yavaş ama küçük. Sağlam, evet. Ayrılı, uzun vadeli, risksiz.
kalp pırastası yapmaz insanı. Kalpten götürmez. Her ay kendine bir hediye almanın vermiş olduğu mutluluk var. Bravo. Çink diye atmanın mutluluğu var. Sürekli televizyonun başında böyle kaç para oldu diye beklemek zorunda değilsin. Düştü mü çıktı mı yüksekten verelim gibi bir korku içerisinde olmadığın. Evet. Müthiş bir yatırım. Basit. İşte hayat, bak, şeyi var. Hayat basit. Zor olan hayatı basit yaşamak. Yatırım da basit. Zor olan onu basit yapmak. Borsa için de bu böyle. Ya borsada da para kazanabilirsin. Ama onun da bir stili, tarzı başka. Dolarda da para kazanabilirsin. Başka bir stil. Altında da başka bir stille. Ben evlendiğim zaman 80 lirayı daha bir gramım. Şimdi gramı oldu 400 lira. Ne kadar süre var? 6 sene. Şimdi evlenecek olanlar da kara kara düşünüyormuş. Geçen Zeitung'da gördüm. 80 kişiye düşmüş ya maksimum düğün yapabilme kapasitesi. Yani en efektif 80 davetliyi kişi... seçmen lazım. Yok abi yok. Hiçbir şekilde yani. Düşün 80 kişi maksimum 40 çeyrek yapar. Karı koca geldikleri. Ulan evlenmenin de tadı kaçtı be. O da çeyrek kim takıyor ki artık? Çeyrek nereye takıyorsun gram, abi? Gramın yarısı. Gittikçe gitti. İncelti. Artı arkası gözüküyor altından böyle. Dışı arkası şey zar gibi oldu. 600 lira olmuş çeyrek ya. Ben ne diyorsun abi? Öyle her baba yiğit çeyrek takamaz. Düğün sahibinin annesi babası takamazlar artık çeyrek. Eskiden bilezik takıyorlardı. Evet. Dostlar umarım keyifli bir video oluşturabilmişizdir. Fikir ve görüşlerinizi yorumlarda her zaman gibi merak ediyoruz. Ben o yorumların tamamını okuyorum. Elinizi korkak alıştırmayın. Beğendiyseniz beğenmeyi, videoyu paylaşmayı unutmayın. Kanala abone değilseniz kanala abone olmayı da lütfen ihmal etmeyelim. Özellikle o bildirim zili, yeni video geldiği zaman hemen çıksın diye o bildirim zilini açıp tümünü işaretlerseniz ekstra müteşekkir oluruz. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.